Ahmet Hüsrev Özkara, Türk Öğrenciler Derneği Genel Başkanı. Uzun yıllar devlette çalışmış, Milli Parklar Avyaban Hayatı Genel Müdürlüğü, Orköy Genel Müdürlüğü yapmış bir arkadaşınızım. Uludağ Milli Parkı ile ilgili olarak da birkaç kez özel olarak toplantılarına katıldım. Oradaki sorunların ne olduğuna dönük devlette çalıştığımız süre içerisinde. Hep bizim kafamızda Uludağ Milli Parkı bir korunan alan, bir statüsü var, özel kanunu var. Özel kanun olmadan zaten bir alanı korumanız mümkün değil. Yani bir özel kanun şart ve statü olması gerekiyor. Şimdi maalesef geçtiğimiz günlerde mecliste yapılan görüşmeyle alan başkanlığı adı altında bir statü karşılığı olmayan, tamamen birileri tarafından amaçlarını gerçekleştirmek üzere ortaya koydukları bir düzenleme. Sadece bu düzenlemeyi burada yaşamadık. Göreme'de de yaşadık. Gelibolu'da da yaşadık. Gerçekten Göreme'de iyi şeyler olmadı ve oradaki doğal peri bacalarının büyük tahribatının olduğunu da gördük. Hedef belli. Koruma kullanma dengesi diye bir hedefleri yok. Tam tersine kullanma koruma dengesizliği var. Yani buradaki asıl hedef kimse kimseyi kandırmasın bu. Hatta ben gerekçeye baktığım zaman gerekçenin çok amiyane tabirle gayri ciddi olduğunu düşünüyorum. Sahayı şöyle tanımlıyor, eşsiz diyor. Yani sadece orada bulunan, ulusal ve uluslararası anlamda bu özelliğiyle öne çıkmış ve bizim 5. Milli Parkımız. 1961 yılında ilan etmişiz, 61 yıl geçmiş ve bugüne kadar da başarıyla korumuşuz. O nedenle eşsiz diyor, zannediyorsunuz ki olayın farkında eşsiz deyince, güzel. Ne yapacaksınız? Eşsiz alanı koruyacağız. Ya kardeşim, koruma statüsü değil seninki. Seninki kullanma. Dolayısıyla bir kere burada büyük bir samimiyetsizlik var. Toplumu yanlış yönlendirme var. Artık hepimiz biliyoruz ki 13 bin hektarlık alanın içerisinden 2100 hektar alan keyfi bir şekilde kullanıma açılacak. Bu Uludağ Milli Parkı bitmiştir arkadaşlar. Milli Park diye bir şey bundan sonra kimse beklemesin. O yoğunluğun orada kullanıma geçmesiyle birlikte, yapılaşmalarla ve yaşanacak diğer sorunlarla birlikte Bursa'nın %90'ının su kaynağını karşılayan bu alan büyük bir zarar görmüş olacak. Bir ayağımıza kurşun sıkıyoruz. Ben nüfusu giderek artan Bursa halkına da uyarıda bulunmak istiyorum. 3,5 milyon Bursalı bundan sonra daha su kaynaklarına ulaşmakta zorlanacak, temiz su kaynağı bulmakta zorlanacak. Ve bugüne kadar 61 yıl verilen emeğin maalesef ortadan kaldırılması demektir. Heba edilmesi demektir. Bu bize şunu gösteriyor. Maalesef ülkemiz bu alanlarda ilerlemek yerine gerilemektedir. Ve gerçekten de bu sadece doğa koruma alanlarında değil, tüm ülkemizdeki doğal varlıklarda aynı sıkıntılar yaşanmakta.